Herkese merhaba. Drone motoru projemizde kaldığımız yerden devam edelim. Dördüncü aşamada vida çizeceğiz. Hemen ön şeyi bir açalım. Ben burada vida şeklinde bir part studio oluşturdum. Buraya çizim yapacağım. İlk önce top düzlemi bir sketch açalım. Top düzleme yakınlaşıp 2 milim çaplı bir çember çizelim. Ve bu çemberi onaylayalım. Şimdi trimetrik bir görünüm alıp top düzlemin üstüne 2 milim uzakta bir plane açacağım. Ve bunu onaylayacağım. Şimdi top düzlemi, front düzlemi ve right düzlemi bir normal deep sketch plane'i yani plane 1'ı karşıma alacağım. Ve oraya bir sketch açıp 3 milim çaplı bir çember çizeceğim. Ve bunu onaylayacağım. Tekrar simetrik görünüm alıp yakınlaşacağım. Şimdi loft işlemini yapacağız. Burada 3 milim çaplı çemberden 2 milim çaplı çembere birleştirelim. Bu vidamızın baş kısmı olacak ve onaylayalım. Şimdi alt tarafa geçip 2 milim çaplı çembere basıp buradan eksili işlem yapalım. Bunu 7 milim yapalım ve onaylayalım. Şimdi right düzlemi, front düzlemi toplumumuzu açıp trimetre bir görünüm alayım. Ve plane 1'i saklayacağım. Şimdi top düzleme tekrar bir plane açmam lazım. Bu sefer diğer tarafta olacak. Ve 9 milim uzaklığında olacak. Ve onaylayacağım. Ve şöyle bir şey olacak yani. Tam gözükmüyor ama. Sonra Plane 2'yi Build to Normals deyip karşımıza alacağız. Right düzleme, front düzleme, top düzlemiyle saklayıp Plane 2'ye bir sketch açacağız. Ve yakınlaşacağız. Şimdi buraya bir nokta ekleyelim. Tam orta noktaya ekleyelim. Ve bunu onaylayalım. Şimdi tekrar loft işlemine basıp buradan buraya bir loft yapalım ve onaylayalım. Sonra fillet işlemine basacağım. Buraya basıp onaylıyorum. Böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi trimetre bir görünüm alalım. Yakınlaşalım. Şimdi helix ekleyeceğiz. İlk önce front düzleme ve right düzleme açalım. Ve helix'e basıp alt kısımda burayı seçelim. Dönme revolutions 8 olsun. Ve onaylayalım. Şimdi vidanın üst kısmında bir sketch açalım. Skeci karşımıza alıp buraya center point rectangle çizeceğiz. Şöyle olsun. Uzun kenarların arasındaki uzaklık 0,6 milim olsun. Tekrar center point rectangle'la uzun kenarların arasındaki uzaklık 0,6 milim olsun. Onaylayalım. Şimdi tekrar simetrik bölünüp alıp yakınlaşalım. Ve buradan Remove'u seçelim. Bu kenarı, bunları hepsini seçelim. Ve burayı 0,5 milim diyelim. Onaylayalım. Gördüğünüz gibi vidamız hazır. Böyle bir şekil oldu. Vida işlemimiz de bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.